Merhaba efendim, iyi akşamlar. Yaşanan gelişmelerle birlikteyiz. Hem Mersin'de hem de Türkiye genelinde son dakikalarda, son saatlerde dikkat çeken gelişmeler var. Onlara değineceğiz. Ama tabii bugün Mersin'de acı bir haber ulaştı. Mersinli Assubay Özkan Demir özel kuvvetlerde eğitim görürken paraşüt kazası sonrasında şehit oldu. Ve Özkan Demir'in şehadet haberi Mezitli'de yaşayan eşine, anne ve babasına ulaştırıldı. Bir yıl önce evlenmişti. 26 yaşındaydı Özkan Demir. Tabii hemen mahalle ve ailenin oturduğu ev Türk bayraklarıyla donatıldı. Taziye çadırı kuruldu. İlk olarak kent protokolü taziyelerini sundu. Aile şu anda da taziyeleri kabul ediyor ve şehit Assubay Özkan Demir bugün Muğdat Camii'nde düzenlenen törenin ardından Mersin şehitliğinde toprağa verildi. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirerek şehit olan Assubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Hanife Demir henüz bir yıl önce evlendiği eşinin tabutuna sarılarak veda ederken annesi Aysel Demir oğlunu asker selamıyla uğurladı. Birliğinde paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirerek şehit olan Hava Piyade Assubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir, Mersin'de Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı. Törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Fuat Gedik, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il protokolü, askeri personelle baba Sami ve anne Aysel Demir'le eşi Hanife Demir katıldı. Yakınlarının şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktüğü törende cenaze namazını il müftüsü Aydın Yığman kıldırdı. Namaz sonrası yapılan duanın ardından askerler omuzunda şehidin tabutu cami avlusundan top arabasına kadar taşındı. Top arabasında bir süre askeri bando eşliğinde taşınan şehidin naaşı daha sonra Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Efendim yine önemli bir gelişme ülkemizde, İzmir'de. Bugünün ilk saatlerinde saatler 03'ü gösterdiğinde İzmir'de deprem yaşandı. Bu depremin merkez üssü kent merkeziydi ve deprem Kandilli Rasathanesi'nin ölçümlerine ve AFAD'ın ölçümlerine göre 4.9 büyüklüğündeydi ve deprem panik oluşturdu hem İzmirliler hem de İzmir'e yakın iller ve ilçelerdeki vatandaşlar o saatte sabahın 3'ünde kendilerini sokağa attılar. Deprem büyük paniğe neden oldu ve deprem sona erdikten sonra hemen ilgili yetkili kişiler depremde bir zayiat olup olmadığına yönelik çalışmalara başladılar. Depremin yaşandığı ilk saatlerde İzmir'deki hastanelere deprem nedeniyle 33 kişinin müracaat ettiği bildirildi. Bunlar yaralıydı ya da hafif yaralılarla birlikte kriz geçiren korku nedeniyle ve yüksekten panik anında yüksekten balkondan pencereden atlama sonucunda hafif yaralanmalardı. İlk başlarda böyle bilgiler geldi ama sonrasında tabii gün ağardıktan sonra yapılan tetkiklerde bir minarenin Konak ilçesinde bir minarenin yıkıldığı ve 20'ye yakın evde çatlaklar oluştuğu belirlendi ve son yapılan açıklamalarda da bir kişinin kalp krizi sonucunda hastanede hayatını kaybettiği de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. İzmir'de deprem nedeniyle yaşanan panikte bir vatandaş kriz geçirdi. Hastaneye kaldırıldı. Hastanede
tedavi görüyordu. Tedaviye cevap veremedi ve hayatını kaybetti. Ve 7 kişi de yaralı şu anda. Hastanelerde tedavisi devam ediyor. Yine bu bilgiyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Deprem sırasında panikleyen, yüksekten balkondan ya da pencereden atlayarak ya da evdeki eşyanın üzerine düşmesi sonucunda yaralanan vatandaşların tedavisi de devam ediyor. Deprem 4.9 şiddetindeydi İzmir'de ve merkez üssü de kent merkezinde bulunan merkez ilçelerden Buca ilçesi merkez üssüydü depremin, değerli seyirciler. Ve tabii şunu da belirtelim ki uzmanlar bu deprem sonrasında İzmir bölgesi içinde uyarılarda bulundular. Bu hareketlilik devam edecek gibi gözüküyor. Deprem gerçeği ülkemizde var. Çok acil bir şekilde İstanbul'la birlikte şimdi de İzmir için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor şeklinde uyarılarda da bulundular. Bu bilgiyi de aktaralım efendim. İzmir'e geçmiş olsun diyoruz. Tedavi görenlere de sağlık ve sıhhat diliyoruz. Bu gelişmenin ardından İzmir'de yaşanan bu gelişmenin ardından diğer bir gelişmeye geçelim efendim. O gelişmede hatırlanacağı üzere Bartın'da ve Amasra'da bir maden ocağında patlama yaşanmıştı. Bu patlamada 41 madenci şehit olmuştu. Ve işte tedavi gören madenciler vardı. İstanbul'da Cam Sakura Hastanesi'nde, şehir hastanesinde yanık tedavisi gören maden işçileri vardı. Ve bu işçilerle ilgili son bilgiyi de yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Fahrettin Koca tedavi altındaki bir işçinin hayatını kaybettiğini dile getirdi ve maden ocağındaki patlama nedeniyle hayatını kaybeden maden şehidi sayısı 42'ye ulaştı değerli seyirciler. Ve şu anda da yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıkladığı bilgiye göre 3 hastanın Cam Sakura Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam ediyor. Ve bu 3 hastadan birinin de hayati tehlikesinin olduğu da yine Sayın Bakan tarafından açıklandı. Bu bilgiyi de aktaralım. Yine diğer gelişmelere geçmeden önce bir bilgiyi de yine dün gece saatlerinden itibaren televizyonlarda, internet sitelerinde görmeye başladık. Çin'e ait 23 tonluk dev bir roket kontrolden çıktı. Ve kontrolsüz bir şekilde uzaydan dünyaya doğru ilerlemeye başladı. 10 katlı bir bina yüksekliğinde ve büyüklüğünde 23 tonluk bu roketin, Çin'e ait roketin Türkiye'ye düşebileceği bile iddia edildi. Tabii ilk saatlerde nereye düşeceği hakkında herhangi bir tahminde bilim adamları bulunamıyorlardı. Ve dünya diken üstündeydi ama büyük ihtimalle ya denize düşecek ya da kırsal bir bölgeye, şehirlerin insan yaşantısının olmadığı bir bölgeye düşebilir. Zaten atmosfere girdiğinde önemli bir bölümü parçalanacak ama diğer parçalar dünyaya düşecek şeklinde açıklamalar yapılmıştı. Tabii Türkiye'ye de düşebilir şeklinde söylemler sonrasında ülkemizin uzay ajansından da bilgiler gelmişti. Nereye düşeceğinin tahmin edilemeyeceği belirtilmişti ki düştü o roket ve Pasifik Okyanusu'na düştü. Pasifik Okyanusu'nun orta güney bölgesinde bir noktaya düştü. Tabii o parçaları da incelenmek üzere almak için de uzmanlar şu anda o bölgeye gitmiş durumdalar. Böyle bir tehlikeyi de dünya selametle savuşturdu. Ama böyle giderse önümüzdeki dönemde bu tür olaylar sıklıkla önümüzdeki 10 yıllık veya 50 yıllık süreç içerisinde sıklıkla yaşanacak gibi gözüküyor. Çünkü insanoğlu uzaya yerleşme, uzayda daha
fazla yer alma, oradaki özellikle de madenleri, en yakın aydaki, Mars'taki madenleri, özellikle altını ele geçirme, Türkiye'ye getirme derdine düşünce uzayla gidiş gelişler sıklaşacak ve bu tür olayları yaşayacağız. Umarız felaketle sonuçlanmaz. Bu gelişmeler var. Bu gelişmelerden sonra devam edelim efendim. Yine son saatlerde ülkemizle ilgili diğer gelişmelere de bir göz atacağız. Ve gelelim siyasetteki, Mersin siyasetindeki gelişmelere. Tabii son MESK'i genel kurulunda hararetli bir ortam yaşandı. O ortamda da yine Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Seçer'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında AK Parti'nin açıkladığı yeni yüzyıl vizyonuna yönelik eleştirileri gündeme geldi ve tartışıldı. Mersin'de tabii seçimler yaklaştığı için yerel gündemle birlikte ulusal gündemde de alevli bir şekilde siyasi tartışmalar, çalışmalar devam ediyor efendim. Tabii bu çerçevede sakin siyasi çalışmalar da var. Örneğin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak mahalle ziyaretlerini devam ettiriyor. Bu çerçevede Bahçe Mahallesi'ni gezdi, esnaflarla, vatandaşlarla selamlaştı ve sorunlarını, taleplerini dinledi. Mahalle ziyaretlerini devam ettiren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak son olarak Bahçe Mahallesi'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Başkan Gültak mahalledeki iş yerlerini tek tek ziyaret ederek İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafla sohbet etti. Çeşitli konularda dile getirilen öneri ve eleştirileri dinledi. Kolaylık versin. Hayırlı işler nasılsınız? Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ ol. Vallahi koşturmaca. Evet. Hayırlı işler nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Abi nasılsın? İyi misin? Tezgahın arkasında maşallah. Evet. Kolay gelsin. İyi misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah kuvvet versin. Yani koltuk, kapıda oturmak işime gelmiyor. Yani orada çok bir randıman olmuyor. Hem sokakta yaptığımızı görüyoruz, yapamadığımızı görüyoruz. Vatandaşla bir göz göze gelmek istiyorum. Bir isteği var mı? İllerimizde şikayetler yaptık, yericiler. Hatta belediyemize kadar aradık. Biz Akdeniz'e bağlıyız. Oraya ama kadar bunların hiçbiri bizim yani. Değil. Değil, bilmiyorduk. Hani sonra gidiyoruz. Doğru yolu bulana kadar. Zaten sıkıntı şu, ben sokakta çok gezen bir belediye başkanı olduğum için herkes bana anlatıyor da. Evet. İnanın ki anlatılanlardan %70'i benimle alakalı. Şimdi az önce arkadaş da söyledi, mesela 7. kata suyu çıkmıyor dedi. Evet. Yani benim işim değil ama ben arayacağım MESK'i. MESK'in işi. Şimdi tabii biz de Akdeniz bölgesinde olduğumuz için ister istemez size söylüyoruz, alanınızda olur ya da olmaz. Tabii mecliste bunları konuşuyorsunuz da mutlaka. Şimdi İstiklal Caddesi'nde bir şey yapılıyor. Ben Akdeniz Belediye Başkanıyım evet. Ama benim ne yapıldığını hakikaten haberim. Haberi yok. İyiyiz isterim. Ben bu caddede şöyle aşağı doğru bir gideyim. Bir yeni gelmiş ama bu değil mi? Yeni mi geldi? Yok, kütçeme doğru. Öyle mi? Yeniler büyük, yeniler büyük. Öyle mi oldu? Başkanım ben doğru. 2023 en kötü ihtimal Ekim ama biz Mayıs Haziran'a işlemeyiz. Yani oradaki insanlar evlerine yeni dönerse ben ne bulacağım? 6 aydan beri ne bulamıyorum mezarcığım? Vallahi yok. Şimdi düşün bakalım o evlerde adam nasıl ne şartlarda oturuyor, evet, şimdi ne şartlarda yaptı. Evet, işte yani çok diyorum. İyi oldu yani onlar gerçekten. Başkanım ben de ev bulayım rahat rahat. 2023'ten sonra inşallah Haziran'dan sonra ya, kentsel dönüşmüş Mersin'deyiz ve bahçeye de gireceğiz. Çok şart Mersin'de. Mersin'de. Ben gördüm 5-6 tane bina bayağı kat almış yani. Efendim bakın şimdi Bitlis'ten bir haber geldi. Bitlis'te sokak köpekleri iki çocuğu ısırıyor. Bu iki çocuktan biri kuduz ve kuduz olan çocuk Ankara'da tedavi altına alınıyor. Konunun uzmanları Profesör Doktor Ali Bülent Cengiz çocuğun beyninin de kuduzdan etkilendiğini dile getiriyor. Hayati tehlikesinin olduğunu dile getiriyor ama şunu da belirtiyor. Şu ana kadar kuduz olup da yaşayan vakalar da var. Çocuğumuz bu olayı atlatabilir. Tedavisi devam ediyor
şeklinde de bilgi paylaşmış durumda. Bir dönem sokak köpeklerinin çokluğu, sokak köpeklerinin insanlara saldırmasıyla ilgili vakaları sıklıkla yaşadık hem Türkiye'de hem de Mersin'de. Ama şimdilerde ne Mersin'de ne de Türkiye'de sokak köpeklerinin saldırmasıyla ilgili haberler yok. Hatta sıklıkla sokak köpeklerini de göremiyoruz Mersin'de. Öbek öbek bazı kavşaklarda, şehrin içerisinde yer alan bazı boş arazilerde bir zamandır görmüyoruz, göremiyoruz. Neden görmüyoruz, göremiyoruz? Bu da ayrıca tartışılması gereken bir konu. Ama yine de lütfen çok dikkatli olalım. Mersin'de tabii böyle bir tehlike yok. Böyle bir tehlike yok ama neden olmasın sorusu da gündeme geliyor. Dikkatli olalım efendim kesinlikle. Şimdi tabii bununla birlikte yine son saatlerde neler yaşandı o gelişmelere de şöyle bir göz atalım ve hemen gelelim tekrar Mersin'e dönelim. Şimdi efendim Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaatta bir site inşaatında havuz yapılırken havuzun betonları dökülürken kalıplar çöktü ve o kalıpların altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sitenin havuz inşaatında kalıp çökmesi sonucunda bir işçi hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı Tömük mahallesinde bulunan bir site şantiyesinde yaşandı. Sitenin havuz kısmının kenarında kalıp sökümü yapılırken çöküntü oldu. Çöken kalıplar bu sırada alt kısımda bulunan işçilerden Orhan Esenoğlu'nun üzerine devrildi. Yaralanan işçi, mesai arkadaşları ve bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm çabalara rağmen işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İş kazasının yaşandığı yerde jandarma ekipleri inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Emniyet birimleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını devam ettiriyor. Bu operasyonlar genelde sabah vakti, şafak vakti gerçekleştirilir. Ama bu sefer polis gündüz vakti operasyon düzenledi. Birçok adrese baskınlar yaptı. Önemli miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltılar var. Adana'da gündüz vakti uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Ekipler merkez ilçelerde belirlenen 23 ayrı adrese gündüz vakti özel harekat polislerinin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yaptı. Drone destekli baskınlarda 18 kişi gözaltına alınırken adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı. Ekiplerin detaylı aramalarında çeşitli yerlere gizlenmiş halde 9 paket halinde satışa hazır metamfetamin ve esrarla bir adet ruhsatsız tabanca ile geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hurda demir yüklü bir araç bu demirleri boşaltmak için fabrikanın önünde park etti. Şoför tırın yanından ayrıldıktan sonra freni boşaldı aracın ve araç geri geri giderek bir otomobil ve 15 motosikleti parçaladı, kullanılamaz hale getirdi. Hatay'ın Payas ilçesinde freni boşalan hurda yüklü tır geri geri kaçarak park halindeki bir otomobil ve 15 motosiklete çarparak durabildi. Kazada araçlar hurdaya döndü. Payas ilçesi Karşı mahallesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki özel bir demir üretim fabrikasına hurda demir taşıyan demir yüklü tır tesise girmek için park etti. Sürücünün tırın başından ayrılmasının ardından geri geri gitmeye başlayan hurda yüklü tır park halindeki otomobili ve motosikletleri altına alarak durabildi. Herhangi bir yaralanan kişinin olmadığı kazada duvarla tır arasında sıkışan bir otomobil ve 15 motosiklet tamamen kullanılamaz hale geldi. Mersin'de bir istihbaratı değerlendiren emniyet güçleri jandarma bir adrese baskın yaptı ve adreste değerli madde ambergis diğer adıyla balina kusmuğu ele geçirildi. Balina kusmuğuyla birlikte yine silahlar da uyuşturucu da binada evde bulundu ve gözaltı var.
Mersin'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bir kişinin adresinde 10 kilo 200 gram balina kusmuğu ambergisle çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen balina kusmuğunun piyasa değerinin yaklaşık 2,5 milyon lira civarında olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mezit ilçesinde bir şahsın tarihi eser satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şahsı tespit eden ekipler şüpheliyi tespit edip adresini belirledi. Adrese operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken adresinde yapılan aramada 10 kilo 200 gram ambergis balina kusmuğu, 103 adet sikke, 1 adet heykelcik, 4 adet yüzük, 4 adet kolye ve 2 adet kemer ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. Polis ikinci el eşya adı altında bazı ürünlerin ucuz fiyata bir noktada satıldığını belirledi. Yapmış olduğu araştırmada ikinci el olarak satılan eşyaların tamamının çalıntı olduğu belirlendi ve sahibi belirlenen eşyalar sahiplerine teslim edilmeye başlanırken bu konuyu gerçekleştiren kişi de gözaltına alındı. Konya'da polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda ikinci el eşya alım satımı yapan bir iş yerinde yapılan aramada onlarca çalıntı eşya bulundu. Hırsızlık ve yan kesicilik büro amirliği ekipleri çalındığı anlaşılan 167 parça eşyayı ikinci el eşya satan bir iş yerinde ele geçirdi. Ekipler ayrıca arama esnasında bir adet pompalı tüfek, bir toplu tabanca, bir havalı tabanca ve tabancalara ait bir adet şarjör ve iki adet mutfak tüpüne de el koydu. Konuyla ilgili daha önceden de suç eşyası satın alma ve diğer çeşitli suçlardan 13 ayrı kaydı olan ÖK isimli şüpheli gözaltına alındı. Ekipler ele geçirilen malzemeleri daha önceden şikayette bulunan sahiplerine teslim etmek için çalışma başlattı. Gelişmeler ekranlarınızda olmaya devam edecek. Burada İçer gündemini noktalıyoruz. Bizde kalın, hoşça kalın.